Sevgili 7. sınıflar, hepinize yeniden merhaba. Sizlerle birlikte İstanbul Fesih gününün 43. sorusuna kadar çözmüştük. Şimdi ise 44. sorudan devam ediyoruz. Kaleminiz, kağıdınız ve en önemlisi siz de hazırsanız başlayalım. Soru 44. Soru kısmına bakalım öncelikle. Yiğit'in 3 turdaki koşu sürelerinin saniye cinsinden ortalaması kaçtır? Acaba ortalama nasıl hesaplanıyor? Bakın hani bunu biliyoruz zaten ama bize yukarıda özellikle yeni nesil sorularda böyle bütün bilgiyi veriyor zaten. Bir tek senden işlem yapmanı istiyor. Bakalım şu yukarıdaki paragrafı okuyalım. Paragrafları okuyalım daha doğrusu. Devirli ondalık gösterimi verilen bir rasyonel sayı bulunurken virgülü dikkate almadan oluşan sayıdan devretmeyen kısımda oluşan sayı çıkarılarak bulunan sonuç paya, ondalık kısımdaki devreden rakamların sayısı kadar 9 Devretmeyen rakamların sayısı kadar sıfır paydaya yazılır. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümü ile aritmetik ortalama elde edilir. Ve son paragrafa bakalım. Artık soru kısmına gelmişiz. Aşağıdaki tabloda 3. turluk pardon 3 turluk bir koşuda sporcuların her turu tamamlama süreleri verilmiştir. Her koşucunun turları tamamlama süreleri saniye cinsinden bir doğal sayıdır tablomuz sporcuların turları tamamlama saniye cinsinden süreleri görüyorsunuz sorumuzu da görüyorsunuz hadi gelin çözmeye başlayalım bakın bize Yiğit ile ilgili çok önemli bilgiler vermiş nerede? şurada Yiğit bu koşuyu birinci turda üçüncü. bakalım burada bakın ee, ne var? Ee, saniyeler var değil mi? nedir? koşmada tabii ki de daha hızlı olan ya yani birinci olan kişinin süresi en azdır Üçüncü diyorsa o zaman bakın. Birinci olan kişi kim? Efe 82 saniye. İkinci olan kişi kimdir bakın. 93 saniye yine naz. E, ee, Yiğit üçüncü olduğuna göre acaba kaç olacak hocam nereden biliriz diyorsanız bakın. Yiğit üçüncü Ece de dördüncü. 93 95 burası o zaman kesinlikle bakın 94'tür. 94 olduğunu nereden biliyorum bize demişti ki e, saniyeler doğal sayıdır diye söylemişler. Yani o yüzden 93.5, 94.5 işte 94.7 gibi bir sayı olma ihtimali yok. Çünkü doğal sayıymış. Yani tam sayı olması lazım. Bulduk. Devam edelim. Sonra ne diyor? Diyor ki ikinci turda da ikinci olmuş. Birinci kim yine? Süresi en az olan hangisi? Bakın. Nas. İkinci olmuş. E, yiğit. Üçüncü kim? Bakın. Üçüncü de 86 ile Ece. 84 ve 86 arasında sadece 85 var. E, tamam. Devam edelim. Üçüncü turda ne yapmış peki? Üçüncü turda ise diyor 1 saniye farkla birinci olmuştur. Birinci olmuş ikinciden bir saniye hızlı. Bakalım şunların en hızlısı hangisi? Çünkü o ikinci olacak. Ee, bizimki Kim Yiğit de birinci olacak. 91, 81, 78 demek ki 78 ikinci olmuş. Yiğit ise bir saniye farkla birinci olmuş. Yani 77'de olmuş. Bakın bulduk. Gayet kolaydı. Zor gözüken ama gözüktüğünden çok daha kolay olan bir soruydu. En azından bence daha karışık gözüküyordu. Belki bazılarınız zaten kolay olduğunu tahmin etmiştir. Hemen sorumuza dönelim bakalım. Bizden ne istiyor? Koşu sürelerinin saniye cinsinden ortalamasını. Hocam ortalama ne demek bilmiyorum diyorsan sana burada onun da tanımını vermiş ama neydi? Verilen hepsini topluyorduk. Kaç tane ise sonra ne yapıyorduk? Kaç adetse bölüyorduk. Yani 94'ü, 85'i ve 77'yi toplayalım. Toplarsanız kaç yapacak? 4 artı 9, 4 artı 5, 9, 9 artı 7, 16, 16'nın altısı elde var. 1, 9 artı 8, 17, 7 daha 24, 1 daha 25. 3'ünün toplamı kaçmış bakın. 256'ymış. Ortalamayı nasıl bulacağız? Bölerek 256'yı kaça böleceğiz? E, kaç tane bunlar? 3 tane o zaman 3'e böleceğiz. Bölmeye başladınız mı? Başlayayım. Ben de şurayı bir düzenliyorum. 256 şurası da şimdi düzeltelim. 25'in içerisinde 3 8 kere var. 8 kere 3 24 çıkartırsam 1 6 indirdim. 16 16'nın içerisinde 3 5 kere var. 3 kere 5 15 çıkarttım 1 ve kalan yazdık. Ne yapıyorduk? Yukarıdan bir basamak indireceğim ama yok. Bir sıfır indiriyordum. Hop buraya bir virgül. Onun içerisinde 3 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 3 9 çıkarttım. Yine 1 yine 0. Yine 3 kere 3 9. Bakın bu böyle devam ediyor mu? Ediyor. Kim devrediyor sürekli? 3 devrediyor. Biz bunları ne diyorduk? Devirli ondalık sayı diyorduk. Ve devreden sayının üzerine ne yapıyorduk? Çizgi atıyorduk. O şekilde gösteriyorduk. Bakın 85,3. 3'ün üç. üzerinde devir işareti var. Şıklara bakın. Acaba hangi şık? Aynen öyle cevabımız. Tabi ben sinemedim bile ama siz gördünüz. Cevabımız D şıkkı diyoruz ve soruyu gönderiyoruz. Soru 45. Buna göre sayı doğrusunda gösterilmeyen rasyonel sayılar aşağıdakilerden hangisidir? Eş bölümlere ayrılmış sayı doğrusu üzerinde gösterilen noktalar yukarıda verilen rasyonel sayılar ile eşleştirilecektir. Hangileri açıkta kalır diyor. Soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi bakalım 3 bölü 2 var. Öncelikle şu sayı doğrusunda hani paydamız kaç ona bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Her biri kaça bölünmüş bakın. 4 eşit parçaya bölünmüş. Buna göre bakacağız. Yukarıdaki sayıları paydası 4 olacak şekilde yazacağız. Ve bakacağız acaba tabloda var mı? 3 bölü 2. 6 bölü 4 değil midir? Bakın sıfırdan sonra 4, 5, 6. 6 bölü 4 burada gösterebilir miyim? Evet demek ki birinci maddede herhangi bir sıkıntı yok. 1 diyen şıkları gönderelim. Bir de sorun yok çünkü. 1 diyen var mı? Var. B şıkkı yanlış. D şıkkı da yanlış. Bakın cevap ya yalnız 3 ya da 2 ve 4. Ben alsam ne yapardım? Yani Düşünün hangisini yapmak daha mantıklı. 2'ye ve 4'e ayrı ayrı bakmaya da gerek yok. 3'e de bakmaya hani bir tanesini bulsak yeter değil mi? Yeter. İster 2'ye bak, ister 3'e bak, ister 4'e bak. Herhangi bir tanesini bulunca zaten cevap 10'a gideceğiz. Şimdi ben hangisine bakayım? Mesela 2'ye bakayım. Eksi 5 bölü eksi 4. Bakın ikisi de eksi ise bu aslında artı 5 bölü artı 4 demek değil mi? Aynen öyle. 5 bölü 4 var mı? Bakın paydam 4. 0'ın sağında 5 adım var mı? 1, 2, 3, 4, 5. Var. E demek ki bu da var. Doğru. 2 diyen kişi gitti. 3 yokmuş diyor. Zamanım var o yüzden çözeceğim. Yoksa sınavdasın zamanın da yok. 3'ü incelemene bile gerek yok. Hemen bakalım 3.ye. Eksi 8 bölü 6. Sadeleştirirsek ne olur? 8'i 6'ya bölerseniz. Bakın 4 yapamıyorum. 8'i 6'ya böldüğüm zaman peki acaba kaç çıkacak? Bölelim. Ondalık olarak bir yazalım da görelim. 2 kaldı 0 yazıyorum. Virgülü 20'nin içerisinde 6. 3 kere 3 kere 6 18 yine 2 yine 0 bakın 3 nokta 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 devirli 1 3 devirli burada bakın öyle bir şey var mı hayır yok bunların paydaları 4 devirli sayı değiller o yüzden de cevabımız evet gerçekten de 3'ü tabloda gösteremeyiz zor incelememize gerek bile yok soru 46 Buna göre Metin Bey ve Semra Hanım'ın HGB değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor bize. HGB ne peki? Yukarıya bakalım. Kandaki hemoglobin, hemoglobini HGB olarak gösteriyormuşuz kısaltma olarak. Seviyesinin olması gereken aralıktan düşük olması kişinin anemi olduğu anlamına gelmektedir. Anemi ne demek? Kansızlık demek. Hani halk arasındaki adıyla HGB değerinin kadın ve erkekte olması gereken aralık şu şekildedir demiş. Görüyorsunuz. Metin Metin Bey ve eşi Semra Hanım ne diyor? Yaptırdıkları kan tahlili sonuçlarına göre anemi olduklarını öğreniyorlar. Yani demek ki bu değerlerden az olması lazım. Buna göre diyor hangisi olabilir diyor. Gelin birlikte inceleyelim. Şimdi Metin Bey de Semra Hanım da kansız. Yani kanları yeterli seviyede değil daha az. Anemi hastalığı, hastalığına sahip ikisi de. O zaman erkeklerde bakıyoruz en az en az alacağız en çok bizi ilgilendirmiyor neden? Çünkü hani kanları azmış annemi dediklerine göre annem de neydi? Düşüktü, yüksek değildi. Şunlara bakın bizi hiç ilgilendirmiyor. Ne ilgilendiriyor? Şuradaki azlar ilgilendiriyor. 135 bölü 10 ile 12 ilgilendiriyor. 12 zaten net bir sayı şey, güzel. 135 bölü 10 ben bunu ondalık olarak yani 13,5 olarak yazarım. Yazdım bile. Demek ki Metin Bey'in kan değeri bundan az. 13.5'tan Semra Hanım'ın da 12'den az olması lazım. Bakalım acaba hangisi olabilir? Bakın şimdi şu tam sayı ya, 15. Hani gözüme bu çarptığı için D'ye baktım hemen. 13.5'tan fazla böyle olsaydı Metin Bey kansız olmazdı. Cevabımız D değil. Devam ediyorum. 76'yı 5'e bölersek acaba kaç çıkacak? Şöyle yapsam olur mu? 76'yı 2 ile genişletsem acaba olur mu? 152 bölü 10 oluyor mu o zaman? Oluyor. Bu da ne demek? 15,2 demek. Bakın bu da yine 13'ten 13,5'tan büyük. 17 bölü 2 kaç yapar? 8,5 olur. Metin Bey için evet hani 13,5'tan az olabilir. Semra Hanım'ın kan değerini hemen bir de hesaplayalım. Eğer o da oluyorsa cevabımız B. Yoksa mecburen C şıkkı. 23 bölü 2. 23'ü 2'ye bölersek kaç yapar? 11,5. 12'den az mı? Evet az. O zaman cevabımız B şıkkı. Hocam bir C'ye de bakalım diyen varsa belki vardır olabilir tabii ki. 62'yi 5'e bölerseniz acaba kaç çıkar? 12,4 mi çıkacak? Evet. Peki 71'i 5'e bölersek ne çıkacak biliyor musunuz? 14,2. Hani Metin Bey'in kısmı yine burada olacak ama Semra Hanım'ın olmayacağı için C'yi seçemiyormuşum. Bakın cevabımız 5 çıktı. Ne yaptık? Böldük, baktık, ondalığa çevirdik her şeyi. Karşılaştırdık ve soru bitti. Soru 47. Bir şirkete alınacak güvenlik elemanı aşağıdaki değerlendirmeye göre belirlenecektir. Başvurunun yazılı sınav ve Mülakattan aldığı puanları toplanıp başvuranın e, vücut kitle indeksinin bulunduğu aralıktaki kat sayı ile çarpılacaktır. Bakın normaller 1 tam 3 bölü 7 ile hafif şişmanlar 1 ile şişmanlar 2 bölü 3 ile çarpılıyormuş. E, aradaki farkı görüyorsunuz herhalde. Birini demek değer değişmiyor sınav sonucunun. 1 tam 3 bölü 7 birden büyük olduğu için artıyor. Diğeri 2 bölü 3 ise puanını azaltıyor. İşe alın puanı 50 soruluk yazılı sınavda doğru sayısının 4 bölü 5'i 100 puanlık mülakatta alınan puanın 3 bölü 10'u alınarak hesaplanacaktır. Puanı yüksek olan ise işe alınacaktır. Yazılı sınavda bakın hani sorularımız var A'yı görüyoruz şu anda B'ye daha sonra bakacağız. Yazılı sınavda 30 sorusu 30 doğrusu bulunan ve mülakat puanı 60 olan Emre'nin vücut kitle indeksi 24 ise iş görüşmesi sonunda alacağı puan kaç olur diyor. Kalemler ve beyinler çalışmaya başlasın. Hadi bakalım. Yazılı sınavda 30 doğrusu bulunan ve mülakat puanı 60 olan Emre'nin vücut kitle indeksi 24 ise iş görüşmesi sonunda alacağı puan kaç olur? Yazılı sınavda 30 doğru diyor. Bakın ne yapıyorduk? Yazılı sınavdaki doğru sayısının 4 bölü 5'i diyor. Evet kalemimizi alalım. Yani 30'un 4 bölü 5'i ile diyor. 100 puanlık mülakatta alınan puanın 3 bölü 10'u alınarak hesaplanacaktır. Ne yapıyordu bakın bir de şuraya bakalım. Başvuranın yazılı sınav ve mülakattan aldığı puanlar toplanıp vücut kitle indeksinin bulunduğu aralıktaki katsayı ile çarpılacaktır. Şimdi ben puanı 30 çarpı 4 bölü 5 dedim. Neden? 5 ile 4'ünü alıyormuşuz 4 bölü 5'ini. Ve 60 puan almış. Onun ne kadarını alıyormuşuz? 10'da 3'ünü bakın yazıyor burada toplayacağım hatta şu kısmını da göstereyim topladıktan sonra ne yapacağım bunu vücut kitle indeksi nerede bakın 24 24 nerede bakalım 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 normal şu sayı ile çarpacağız yani bir tam 3 bölü 7 ile çarpacağız bakın işlem bu kadar tek basamakta gösterdim hemen sadeleştirmemiz varsa yapalım var hani o yüzden varsa dedim ama sıfırlar gitti bakın 6 kere 3 18 artı şuraya bakarsak 5'e böldüm 1 5'e böldüm 6 6 Alt kere 4 şunu da bileşik kesir çevirelim 7 kere 1 7 3'e toplarsam 10 bölü 7 sonra 24 artı 18 kaç yapar 42 yapar 10 bölü 7 ile de çarparsak hemen sadeleştirmeyi yapalım. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 6. 6 çarpı 10 kaç yapar? 60 yapar. Kimdi bu? Enes miydi? Yok Emre. Emre'nin puanı 60 mış. Bakın bulduk. Devam ediyoruz. B'deki soruya bakalım hemen. B'de bize ne diyor? Yazılı sınav ve mülakattan tam puan alan Mert'in tam puan ne demek? 50'de 50 %100 yapmış. Vücut kitle indeksi 32. Yazılı sınavda 40 doğru yapan ve mülakattan tam puan alan Enes'in vücut kitle indeksi ise 21'dir. İş kim alınmalıdır. E ne yapacağız? Hissiyatımıza göre değil. Hemen hesap yapacağız. Şu kısmı bir silelim. Netleşsin. Şimdi tam puan dedi. Önce kimi hesaplayalım? İlk baştaki Mert. Mert aynı şekilde yaparsak. Birinden 50 sorunun 50'sinde binmiş. Ve ne diyorduk? 4 bölü 5'i. Artı mülakat 100 puanlıktı. Bunun da 10'da 3'ü çarpı vücut kitle indeksi 32. 32 nerede bakın? Şişman. Yani 2 bölü 3'e çarpacağız. Bir bunu hesaplayacağız. Sonra kimi hesaplayacağız? Bir de Enes'inkini. Şurayı bir sadeleştirmemizi yapalım. 10 10 çarpı 4 40 artı 0'ım gitti. 10 çarpı 3 30. 40 artı 30. 70. 70 77'de 2 bölü 3 çarparsak acaba kaç çıkacak? Bakalım. E, değil mi? 70. 10, aynen. Bir hata yok. 140 bölü 3 yapacak. 140 bölü 3'te kaç yapar? Bölersek bulacağız. 46,6 mı yapıyor? Yanlış yapmıyorsam. Aynen 46,6 yapıyor 6 da devirli. Hani bölerseniz bulursunuz. Bir de kimi hesaplayalım? NS e hesaplayalım. NS de rengi değiştirelim tabi. Hadi NS'e de şöyle bir renk alalım. Kaç almıştı sınavdan? 40 almıştı. 40 40 almadı. 40 doğru yaptı. Bunun 4 bölü 5'i. Mülakattan tam puan 100 puan aldı. Bunun 3 bölü 10'u çarpı 2/3 değil tabi Onun e, vücut kitle indeksine bir bakalım hemen. Şimdi kimde enel? 21 diyor. Şurada yazıyor bakın 21. O zaman normal aralıkta 1 tam 3/7. 1 tam 3/7 kaç yapıyor? Bakın şurada hesapladık. Şey 7 x 7 3 daha 10/7 hemen yazalım. Şuradaki sadeleştirmeyi görüyorsunuz. Yapalım onu. 5'e bölersem 1, 5'e bölersem 8 sıfırlar gitti 8 kere 4 32 10 çarpı 3 30 çarpı 10 bölü 7 32 ile 30'u toplarsanız 62 yapar 62 çarpı 10 ne yapar 620 bölü 7 Peki böldüğüm zaman acaba kaç çıkacak Kaç çıkacak hesaplayalım bakalım bayağı yüksek bir sayı çıkıyor 90'a yakın bir sayı çıkıyor 80'den fazla nasıl hesapladınız hocam? 7 kere 8, 56 ya dedim ki 80 alsaydı 560 alırdı. 90 alsaydı 630 olurdu. Hani 90. E de 620 olduğuna göre yakın diye düşündüm. 80'den fazla. Kaç olduğunu bilmiyorum. Artık siz yaparsanız, yapıyorsanız videonun altına yorumlarda yazarsanız güzel olur. Soru 47 olarak. O zaman kesinlikle kim işe alınır? İkinci kişi yani vücut kitle endeksinden dolayı aslında farkı açmış olan Enes işe alınır diyoruz ve soruyu gönderiyoruz. 48. T ve P noktaları AE üzerinde işaretlendiğinde bu noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. Yukarıdaki paragrafları tek tek okuyalım ve şekilleri de bu arada inceleyelim tabi. Eşit aralıklara bölünmüş bir doğru parçası üzerinde iki nokta arası bir birim olacak şekilde noktalar işaretlenmiştir. Bu noktalardan AB ve DE arası iki eş parçaya ayrılmış ve orta noktaları sırasıyla K ve L ile adlandırılmıştır. KB ve LE iki eş parçaya ayrılarak orta noktaları T ve P olarak adlandırılmıştır. T ve P noktaları AE üzerinde işaretlendiğinde bu noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Soruyu inceleyelim ve hadi gelin başlayalım. Şimdi her bir birimi A ile B, B ile C, C ile D ve D ile E arasına kadar birer birimmiş. Ve bunları ne yapmış? Hani bölmüş. Bakalım hemen çözmeye başlıyoruz. Ve A ile B arasına ne yapmış? Bakın tam ortasına diyor. K'yı koymuş. K yazalım. Sonra ne yapmış? Bir dakika biraz kalemimizin ucunu inceltelim. Burası K. D ile E'nin arası da tam ortasına ne koymuş? Bakın buraya L koymuş. Devam etmiş. K ile B'nin tam ortası T olmuş. Bakın L ile E'nin tam ortası da şurası da P olmuş. Tamam. Sonra bize neyi soruyor? Diyor ki TP noktaları AE üzerinde işaretlendiğinde bu noktalar arasındaki uzaklık kaç birim olur? İşaretledik. Hadi gelin hesaplayalım. Şimdi bakın normalde buranın tamamı bir birimdi. Fakat bölmüş. Bölünce de şöyle olur mu? Şimdi de şurasını ikiye böldüyse tam buraya da ikiye bölersek eşit 4 parça olmuş olur değil mi? Olur. Yani şurası bakın 1 bölü 4 olur. Tamamının 4'te biri. Şuraya bakarsak yine buraya 2'ye bölmüş. Yarısını 2 eş parçaya böldüyse geri kalan DL yarısını da yine aynı şekilde 2 eş parçaya bölersek yine buranın da tamamı ne oldu bakın? 4 eşit parça oldu ve şu D'den P'ye kadar olan kısım 1 2 3 birim ilerlediği için 3/4 bölü 4 oldu mu? Oldu. Neden sayı doraları yazdınız hocam diyorsanız şundan dolayı BC ve CD'nin arası Net belliydi neydi? 1. Burası da yine 1. Bunların hepsini toplarsak şu 4 sayıyı uzaklığı bulur muyuz? Tabii ki de buluruz. Bakın 1 tam 1 tam daha 2 tam artı şunlara bakın paydası ikisinin de 4 ortak paydayı yazdım. 1 ile 3'ü toplarsak 4. 4 bölü 4 nedir aslında? 1 tam değil midir? 2 tamla 1 tamı toplarsanız kaç yapar? 3 tam yapar dedik ve bakın soruyu gönderelim. Soru 49. Ali yanda verilen işlemleri çözüp doğru olan cevabı boyamıştır. Ali'nin tüm sorulara doğru yanıt verdiği bilindiğine göre elde ettiği desen aşağıdakilerden hangisidir? ne yapıyoruz? Hemen işlemleri yapmaya başlıyoruz. Ama neyi unutmuyoruz? İşlem önceliğini unutmuyoruz. Hadi gelin çözmeye başlayalım. Birinci satırdaki işleme bakalım. Ne var? Toplama var, çarpma var. İşlem önceliğini hatırlıyoruz değil mi? Çarpmanın ve bölmenin, toplama ve çıkarmanın ne vardı? Üzerinde bir işlem önceliği vardı, üstünlüğü vardı. O yüzden öncelikle şuradaki çarpmayı yapalım. Hemen sadeleştirmemizi yaparsak Bakıyoruz. 3'e bölersem 1. 3'e bölersem 3. Şurası bakın 1 kere 3. 3. 1 kere 4. 4 çarpmayı yaptım. Kimle toplayacağım? 1 bölü 2 ile toplayacağım. Hemen ne yapmam gerekiyor? Evet hemen payda eşitleyeceğim. 2, 4, 2, 2 ile iki, çarparsam genişletirsem sonucumu hesaplayabilirim. Bakıyorum 2 kere 1, 2, Sonra şurası kaç? 3 ortak paydam 4. 2 ile 3 toplarsanız 5 bölü 4. Hangisini boyuyor? Yani bakın şurada şunu boyuyor. Evet. Yani ben boyama işlemini öyle yapmıyorum. Hatta ben de yeşille alayım. 5 bölü 4. Yani birinci satırda en sağ tarafı boyuyor. Şıklara bakın. A da evet öyle. B de de öyle. C de de öyle ama D hayır elendi gitti. Devam edelim. İkinci sıradaki işlemimizi yapalım. Bu sefer ne var orada? Evet, çıkarma var, bölme var, toplama var, ama parantez de var. O zaman en önce ne yapıyorduk? Parantezin içerisindeki işlemi yapıyorduk. Hadi gelin yapalım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Hemen ne yapmam lazım? Pay değiştirmem lazım. Yani 2'yi 3'e, 3'ü de 2 ile bir çarpalım, bir genişletelim. Yani 6'ı da bir eşitleyelim. 3 kere 1. 3 eksi 2 kere 1 2 bölü 6 yani burası 1 bölü 6 yapar mı parantezin içerisi yapar o zaman şöyle olur işlemimiz 1 bölü 6 artı 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3 toplama bölme öncelik kimin aynen öyle öncelik bölmenin o zaman şöyle yapalım hemen şurada yapıyorum Birinci sayıyı aynen yazıyorduk bölmede. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. Yani cevabım 3 bölü 2 oldu mu? Oldu. Yine payda eşitleyeceğim. Ne yapacağım? 2'yi 3 ile genişleteceğim. Genişlettiğim zaman bakın. Ne olur şu 6'da birin birini yazayım. Ortak paydam 6. 3 kere 3. 9. 1 artı 9'dan kaç yapar? 10 bölü 6 yapar. Ve Demek ki ikinci satırda en soldaki sayıyı boyuyormuş. Şıklara bakın hangisi olabilir hangisi olamaz. B olabilir C de olabilir değil mi? Ama A olamaz. Neden? Ortadakini boyuyor. O yüzden bu da gitti. Geldik. Üçüncü soruya. Üçüncü soruda ne yapacağız? Peki bu sefer işlem önceliğimizde bakın bölme ve çıkarma varsa tabii ki öncelik bölmenin. Bölmede ne yapıyorduk? Sayıyı hemen tam sayılı kesiri Birleşik kesir çeviriyorduk. 2 kere 1, 2, 1 daha. 3 bölü 2. Bölmeyi ne yapıyordum? Hemen çarpmaya çeviriyordum. Birinci sayıyı aynen yazdım. E, şuradaki 3'ün altında ne var? Gizli 1 var. Onu da ne yapacağım? Ters çevireceğim. Çarpacağım. Yani 1 bölü 3. Yaparsak ne olacak? 3'ler gitti. Burası 1 bölü 2 oldu. Değil mi? Şimdi de şu kısımdan 1 bölü 2'den eksiliyor bakalım. Çıkartacağız kimi? 3 bölü 4'ü yazarsam 1 bölü 2 eksi eksi 3 bölü 4 bakın eksi eksi ne yapıyorduk biz bunu toplamaya çeviriyorduk değil mi çıkarmayı toplamaya çevirirken ne yapıyorduk hatırlayın birinci sayıyı aynen yazıyordum çıkarmayı toplama ikinci sayının da işaretini değiştiriyordum yani aslında oradaki işlem 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ün toplamı değil midir tam olarak öyledir e o zaman yapalım bakalım ne oluyor şuraları birazcık siliyorum 1 bölü 2 ile 3 bölü 4 toplamak için ne yapmamız lazım? Öncelikle paydaları eşitlememiz, eşitlememiz lazım. 1 bölü 2 artı 3 bölü 4. 2'yi 2 ile genişletirsem 2 kere 1, 2. Ortak paydam 4. Burası da zaten 3. Yani 5 bölü 4. Yani hangisi oluyor? Bakalım 5 bölü 4. Ortadaki oluyor. O zaman bakın Cevabımız B şıkkı. C'deki yanlışını ne? Üçüncü satırda o eksi 1 bölü 4'ü işaretlemiş ama doğrusu o değil tabii ki diyoruz ve soruyu gönderelim. Soru 50. Aşağıdaki soruların cevabını verilen rasyonel sayılar ile eşleştirin diyor. Bakın sorular gayet kolay. Mesela sarıda en üsttekinde ne var? Modellenen rasyonel sayı kaçtır diyor. Tamam sayacağız ve yazacağız. Sonra ikinci soruya bakın. 1 tam 3 bölü 6 rasyonel sayısının toplamaya göre tersi kaçtır diyor. Özellikleri hatırlayalım. Üçüncü de ne diyor? Ali 8 metre kumaşı 10 eşit parçaya bölmüştür. Buna göre bir parçanın uzunluğu kaç metredir diyor. Aman Allah'ım ne kadar kolay sorular diyorum. Ve hadi gelin çözmeye başlayalım. Ve tabi tabloyu önce bir inceleyin işlemlere de başlayın. İlk sorumuza hemen başlayalım. Modellenen rasyonel sayı acaba kaç? Kararımızı verelim. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paydamız 5. Peki şuranın tamamını boyadıysa o zaman ben buraya 1 tam diyebilirim değil mi? 1 tam. Paydam 5. 1 ee, tamı yazdım. Şurada da 1, 2, 3 tanesi boyalı. 1 tam 3 bölü 5. Bakalım şuraya var mı 1 tam 3 bölü 5? Bakın var. Yani G y'yi hemen şuraya yazıyorum. Devam edelim. Ne diyor bize? 1 tam 3 bölü 6. Rasyonel sayısının toplamaya göre tersi kaçtır? Toplamaya göre tersi demek ne demek? Sayının sadece işaretini değiştiriyorsun demek. İki sayıyı topladığımızda 0 yapıyorsa bunlar birbirinin toplamaya göre tersidir. E sen 1 tam 3 bölü 5'i eksi 1 tam 3 bölü 5'i toplarsan olur. Acayip bir eksi oldu ama evet o eksi aslında şöyle yapalım. Var mı peki şıklarda? Eksi 1 tam 3 bölü 5. 3 bölü 6 pardon. Bakın yok. Demek ki ne yapmış? Herhalde bileşik kesir e çevirmiş. E tamam biz de çevirelim. Şimdi 6 kere 1. 6 3 daha kaç yapar? 9 bölü 6. 3'e bölersem 3. Üç. 3'e bölersem 2. 3 bölü 2. Yani o zaman ne olur? Eksi 3 bölü 2'yi araştıralım. Var mı? Eksi 3 bölü 2. Evet var bakın. Ç. O zaman şuraya Ç yazalım. Evet. Devam edelim. Ali 8 metre kumaşı 10 eşit parçaya bölmüştür. Ya bölmek ne demek? Bildiğiniz bölme. 8'i 10'a bölmüş Ali. Neyi soruyor? Her bir parçanın uzunluğu 8 bölü 10 var Bakın yok 10 bölü 8 Karıştırmayın. 8 bölü 10 başka bir şey tabii ki. Ama o zaman ne yapalım? Sadeleştirelim. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5. 4 bölü 5 var mı? Dikkatli bakalım. Bak bu 10 bölü 8'i yani birazcık demiş acaba düşen olur mu? Ama tabii ki hiçbiriniz düşmediniz. 4 bölü 5'i de gördünüz bakın. E. Maviye bakalım. Mavi sorumuza. Her gün kumbarasına 2 tam 1 bölü 2 TL yani lira atan canın bir hafta sonunda biriktirdiği para bir hafta kaç gün? 7 gün. Her gün bu kadar atıyorsa o zaman ben bir haftaya bulmak için ne yaparım? Ya 2 tane 1 bölü 2'den 7 tane yazıp toplarım. Ya da ne yaparım? Tabii ki de çarparım. Hemen bakın bileşiğe çevirdim. Çarpma ve bölmede ne yapıyorduk? Bileşik kesire çevirmek zorundaydık. Tam istemiyorduk. Pay payda olsun en fazla. 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2. 5 bölü 2'yi kimle çarpacağım? 7 ile çarpacağım. 5 kere 7. 35 Paydada da kim var? 2 var. 35 bölü 2 var mı şıklarda? Bakın 35 bölü 2 var mı? Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Yani şuraya da bir D yazalım. Devam edelim. Mor soruyu da okuyalım ve bakın upuzun gözüken sorunun sayfanın sonuna geldik bile. Ne diyor? Soru işaretli yere yazılması gereken sayı kaçtır? Soru işaretli yer sıfırın solunda demek ki negatif. Peki Bakın eksi 1 tam ne yapıyorduk sayarken? 0'ı e, başlangıç alıyorduk. Eksi 1 tamı geçmiş. Eksi 2'ye gelmemiş. Demek ki eksi 1 ile eksi 2 arasında ama bakın eksi 1 tamı kesin var. Peki paydaya bir karar verelim. Eksi 1 ile eksi 2'nin arasını kaç eşit parçaya bölmüş? 1, 2, 3 yazdım. Peki eksi 1'den sonra kaç adım ilerlemiş? Bakın eksi 1'den sonra 1 adım ilerlemiş cevabımız. Eksi 1 tam 1 bölü 3 çıklarda bu şekilde yoksa ne yaparız? Bileşik kese çevirisi var mı bu şekilde? Bir inceleyin bakalım. Yok o zaman ne yapalım? Bileşik kesir çevirelim. Sadeleştirme olsaydı yapardık ama hani en sade hali zaten. Pay 1 ise tabii ki de daha da fazla sadeleştiremeyiz. 3 kere 1, 3, 1 daha eksi 4 bölü 3. Bu arada payda da zaten asal sayı. O da yine daha fazla sadeleşmez. Tabi hani yukarıdaki şöyle bir sayı olsaydı 3'ün katı olan bir sayı olsaydı o zaman hani 6 bölü 3 olsaydı mesela sadeleştirirdik orası ayrı. Eksi 4 bölü 3 var mı? Var mı görüyorsunuz? Doğru görüyorsunuz. Evet A'ya bakın var. Şu geri kalan A, D, E, C, G dışındakiler bunlar şaşırtmaydı, Ekstradan konulmuş e, ve biz tabii ki zorlanmadık çünkü gayet kolay işlemlerde dedik ve geçelim 51. soruya. Soru 51. Bir araç seyir halindeyken fren pedalına basıldıktan sonra aracın durana kadar kat ettiği mesafeye fren mesafesi denir. Bir fabrikada üretilen özel araçların hız aralıklarına göre metre cinsinden hızının karşı kaçı kadar fren mesafesi olduğu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakın hız aralığını vermiş kilometre bölü saat cinsinden 70'ten 100'e kadar 100 dahil değil fren mesafesi 1 bölü 2'nin küpüymüş bu kadar metre diye vermiş bize. Örneğin hızı 120 kilometre bölü saat olan bir aracın fren mesafesi hızının 1 bölü x kadardır diyor. He, bunu demek ki onunla çarpıyoruz. Tamam. Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplandırın diyor. Tabloyu dikkatli bir inceleyelim. Sonra da soruları çözmeye başlayalım. Soruyu inceledik mi? İncelediniz. O zaman hadi bir gelin başlayalım bakalım. Hocam yo ben incelemedim diyen varsa incele. Ee, biraz daha e, geri alabilirsin bir 10 saniye kadar öne alabilirsin videoyu durdurabilirsin. Ee, çünkü şu an biraz daha yazılar küçüldü. E, zor görebilirsiniz. Şimdi bakıyorum. E, ne demiş? Bu fabrikada üretilen ve aşağıda hızları verilen araçların fren mesafelerini bulunuz. Şimdi 130 km bölü saat. Önce şu aralığı bir hesaplayalım. 130 nerede bakın? 100'den 120'ye değil. 120'den 140'a değil mi? Bu şu aralıkta. Bunun fren mesafesi neydi? 1 bölü x kadardır diyordu. O zaman 130 çarpı 1 bölü 2 kaç yapacak? Bakın hemen sadeleştirelim 2'ye bölerseniz... 1 2'ye bölerseniz 65 65 çarpı birden de 65 demek ki bunun fren mesafesi neymiş 65 metreymiş tamam devam edelim 112 km bölü saatle e, hızla giden bir araba var kırmızı araba o hangi aralıkta önce onu bulalım 112 diyor bakın 70'ten 100'e hayır demek ki şu kısımda 112 ise ne yapacağım 112'yi yazıyorum çarpı ne diyor? 1 bölü 2'nin karesi kadar. 1 bölü 2'nin karesi nedir? Hemen onu da hesaplayalım. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Yani 112'yi 1 bölü 4 ile çarpacağız bu kadar. Ne yapıyorum? Hemen sadeleştirme yapıyorum. 112'yi ve 4'ü ikisini de kaça bölmem lazım? 4'e bölmem lazım. 4'e bölersem 1. Bunu 4'e bölersem kaç yapacak? 33 mü yapacak? Evet. Ee, pardon 33 değil kaç? Ee, 28 yapacak sanırım. 28 ile emin değiliz. Diyelim ki 28 ile 4'ü çarpıp garanti yapalım. 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 2 8 3 daha 112. Bakın bulduk. 28 kere 1 28 metre. Demek şu kırmızı araba bakın fren mesafesi 28'miş. Bir şey fark ettiniz mi? Bir bakın sayılara. Araba daha hızlı olunca bakın fren mesafesinin çok daha fazla olması gerekirken yani daha uzun mesafede duruyor ancak öyle olurken e, hız biraz daha yavaşlayınca bakın fren mesafesi çok daha kısaldı yarı yarıya'dan daha fazla halbuki aralarındaki hız farkı 18 kilometre yani bu ne demek biliyor musunuz aşırı hızlı gitmeyin yoksa frene bastığınızda yeterli mesafe yoksa kaza yapma ihtimali çok artıyor birinde 28 metre yeterliyken diğerinde iki katından bile fazla bakın 65 metre peki 96 olsa ne olur? Ona bakalım hani zaten o yüzden yollarda o hız limitleri falan var. Onlar limit bakın hani maksimum onların üzerine geçmemek lazım. Tabi bazen alt sınırlar da oluyor o da trafiği aksatmamak için. Şimdi hemen bakalım 96 olunca hangi aralık oluyor? En yukarıdaki bakın 70'e yüz 100 arası diyor. 96'yı yazalım. Bu sefer diyor 1 bölü 2'nin küpü. 1'in küpü 1. 1 2'nin küpü 8. O zaman 96'nın 1 bölü 8'ini hemen hesaplayalım. Her ikisinde yani her ikisinden kastım ne olabilir? Tabii ki de 8'i 8'e bölersem 1. 96'yı 8'e bölerseniz 12 biraz açık kaldı rengimiz sorun değil 12 dedik o zaman bakın 12 metre buna sadece 12 metre yetiyor bakın hız biraz daha azaldı ve mesafe 12 metre çok daha az diğeri bunun 5 katından fazla bu 2 katından fazla gördüğünüz gibi dedik ve mesafeleri bulduk işlemleri sildim siz de aynı şekilde çok rahat zaten yapabilirsiniz İkinci soruya bakalım. Hızları 90 km saat ve 110 km bölü saat olan araçlardan birinin hızı 5'te 1'i kadar arttırılıp diğerinin hızı 5'te 1'i kadar azaltılmaktadır. Buna göre iki aracın fren mesafeleri arasındaki fark en fazla kaçtır? En fazla olsun istiyorsam ne yaparım? Birisi hızlanabildiği kadar hızlansın. Diğeri de yavaşlayabildiği kadar yavaşlasın ki mesafe artsın derim değil mi? Bakın şuraya 96'daki fren mesafesi 12 iken 135'te kilometre farkı açıldıkça 112 ile karşılaştırırsak fren mesafesi farkı iyice arttı. Biz de aynı şey yapacağız. Yani hızlı olan arabayı 110'u iyice hızlandıracağız. Yavaş olan arabayı da yani yavaş dediğim 110'a göre yavaş onu da iyice yavaşlatacağız. Peki niye böyle bir şey yazdım? 5'te 1'i kadar diyordu. 5'te 1'lerini böyle çarparak bir hesaplayalım. 110 çarpı 5'te 1 her ikisinde yani 110'u 5'e bölerseniz 22, 90'ı 5'e bölersek ne olacak? Kaç yapar? 18 mi yapar? 18 yapacak. Bu kadar hızlanacak bu. 22 km bölü saat. Bu da bu kadar e, ne yapacak? Yavaşlayacak. Peki hızlandırırsam 110'a 22 eklersem kaç olacak? Yine hız 130 km bölü saat olacak birisi. Değil mi? 110'a eklemem lazım. Hızlandıracağım. Diğerinde de 90'dan 18'i çıkartırsak kaç kalacak? 72 km bölü saat. Tamam bakın şu an bunların bu arabaların yeni hızları bunlar. Ve hangi aralıkta iseler ona göre gelin birlikte hesap yapalım. Şimdi 110 km bölü saat. Tabloya bakın hangisinde 70 ile 100 arasında mı? 130. 110, 100 ile 120 arasında mı? 120 ile 140 arasında mı? Tabii ki de 120 ile 140 arasında. O zaman öyleyse ne yapıyorduk? Fren mesafesi onun yarısı kadar 1 bölü eksi kadar yani kaç oldu bakın 65 metre bulduk 72'yi hesaplayalım 70'ten tane yüze kadar diyor değil mi bu aralıkta 72 peki o zaman onun fren mesafesi neydi bakın 1 bölü 8'i kadardı değil mi yaparsak bakın 9 metre sadece 9 metre yeterli bize neyi soruyor peki bulduk da bize farkı soruyor 65'ten de 9 çıkarsa Cevabımız kaç olur? Hemen hesaplayalım. 56 metre olur. Aralarındaki fark en fazla dedik ve bu sorularımızı da gönderdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soruları videoda benimle birlikte çözdüyseniz Yine de da daha sonradan bakmayı ihmal etmeyin. Ama eğer çözmediyseniz kesinlikle videoyu başa Durdurarak siz tekrar edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.